Merhaba arkadaşlar bugün Japon balığı nasıl beslenir, nasıl bakılır onu size anlatacağım kısaca. Bu gördüğünüz yemlerden bir tanesi. Yavru bir Japon balığı en küçük olanlarından. Bunun sabah yarısını yiyor, akşam da yarısını yiyor. Yani yavru bir balık bunun bir tanesini yiyor. İlk duyduğumda ben de az gelir mi diye düşünmüştüm. Ama yem aldığınız yere sorarsanız aynısını söyler. Almak isteyenler için ön bilgi. Bu gördüğünüz Japon balıklarım. Bakın merhaba diyor size. Dört tane yavru şekilde aldım. Büyük de vardı. Ben kendim büyütmek istedim. Gördüğünüz gibi yeni yemledim. Küçük parçalar hala yiyorlar. Yeterli miktarda. Balıkların suyu konusunda bilgi vereceğim. Musluk suyu koyarsanız balıklar ölüyor. Hazır su koymanız gerekiyor. Ancak musluk suyunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Öldürmeden. Musluk suyunu böyle bir kaba koyarsanız ağzı açık bir şekilde 48 saat bekletirseniz bu suyu balıklar için kullanabilirsiniz. Ama bir gün değil bakın. En az 48 saat bekleyecek. Ağzı da açık olacak. Kapalı değil. Bakın açık. Ben bu masanın altında açık bir şekilde bekletiyorum. Bu onların suyu. Gül yaprağı düştü. Evet, musluk suyunu bu şekilde kullanabilirsiniz. 48 saat bekletip veya direkt hazır su katarsınız. Suyunun değişimi konusunda ise bu kadar büyüklükte bir bardağa. Bunun suyu biraz daha fazlaydı. Bugün şansa biraz az koymuşuz. Bu bardak kadarını daldırıyorsunuz içine. içinden bu kadar su alıyorsunuz. Farklı bir biçimde de suyu alabilirsiniz. Ben böyle yaptığım için söylüyorum. Bu kadar su alıyorsunuz. Yerine bu kadar temiz su koyuyorsunuz. Bunu her gün yapıyorsunuz. Günde bir sefer değişmek zorunda. Küçük bardak olursa iki tane değişin. Aslında ben bir buçuk bardak alıp bir buçuk bardak koyuyorum. Sonuçta temiz su lazım bunlara. Elimizi korka alıştırmayalım. Hiçbir zaman. Su değişimi konusunda eğer su bulanıksa komple değiştiriyoruz. Balıkları güvenli bir kaba koyarız. Suyu sıfırdan yenileriz. Onun haricinde günde bir sefer suların değişmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz bu suyun içindeki oksijenlerle besleniyorlar. Bunlar okyanusta ya da denizde değiller. Şu an kısıtlı bir sular olduğu için oksijenleri yenilenmeli. Bakın tekrardan şöyle bir görüntüyle bu şirin balıklarla benim videolarımı izleyenler bilir birçok kedim var. Sokağında ya da evinde kedi besleyen varsa balıkları muhafaza etsin. Ben e, genelde sokak kedileri besliyorum. Daha hoşuma gidiyor. Bir tanesini evde bakacağım. 10 tanesine dışarıda bakıyorum. Tavsiye ediyorum. Bu arada bu videoyu kış ayında çekiyorum. Sokaktaki hayvanlara mutlaka su ve imkanımız varsa yemek bırakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarar.